Kadir Bey Resort Otel. Restoran, bar, sinek, beach. Sakın pahalı bir yer olmasın burası Ragıp. Yok yok hayatım, pahalı bir yere benzemiyor. Yapma Ragıp, sen bir marangoz kalfasısın. Nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? Ne olmuş yani marangoz kalfasısam? Bak kılık kıyafetime, ne kadar güzel. Tatil yerine bayramlık takımlarıyla gelen bir sen varsındır herhalde. Dırdır yapma sevgiler. Bak en kral Resort Otel'e getirdim seni. Yürü Şükrü, yürü! Adamı hasretme, yürü! Tamam abi, yürüyor işte. Allah. Hadi sevgiler, yürü yürü, gidelim biz. Anam! Kadir abi! Kadir abi! Ne oldu dombili baykuşa sen? Maliyeci kılıklı bir adam geldi ya. Maliyeci mi? Eyvah! Biz şimdi yandık demektir. Galiba senin fatura kesmediğini duymuşlar. Duymuşlardır tabii patron. Kendindeki bizimkiler bile duymuş. Susun! Saçma sapan konuşmayın. Ne demek fatura vermiyor? Ben fatura vermiyor değilim ki. Fatura yok. Koçanlar muhasebecide. Yazar kasa arızalı. Cereyanlar kesik. Üstelik müşteri isteniyor. Nereden çıkarıyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Konuşmayın. Şeytan doldurur. Bittik patron. Eyvah, adam geldi. İyi günler. Aman efendim, aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bizim diyor. Olur mu öyle şey canım? Arkada biri var herhalde. Sizi burada görmek ne büyük bir şeref, ne büyük bir zevk, ne büyük bir mutluluk. Bu adam resmen bize diyor abi. Sahi mi? Baksana ortalıkta bizden başka kimse yok ki. Tabii bize diyecek hayatım. Sen beni ne sandın? Yanına gitmeyecek misin abi? Aman efendim, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ne iyi ettiniz de bizi şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Ben size en güzel manzaralı, en imarlı odamızı takdim edeyim. Şöyle buyurun. Şey, biz önce fiyatlarınızı öğrenseydik. Ne dedi? Fiyat dedi. Fiyat mı? Aramızda 3-5 kuruşun lafı mı olur efendim? Hayır yani pahalı bir yerse ödeyemeyiz o bakımdan. Numara yapıyor, aklı sıra beni deniyor. Kazanırsan kesin biteriz abi. Efendim siz para işini hiç merak etmeyin. Para bizim tesisimizde konuşulan en son şeydir. Öyle değil mi çocuklar? İsim neydi efendim? Ragıp. Ragıp. Personel kapın Ragıp Bey'in valizlerini. Bakın koskoca Ragıp Bey ve eşi otelimizi şereflendirmiş. Siz hala yavaşlatılmış trene bakar gibi bize bakıyorsunuz. Hadi bakalım. Efendim gördüğünüz gibi tesisimiz Asos'un en güzel yerinde olur. Şşt dombili. Ha. Keşke biz de maliyeci olsaydık be. Oğlum büyük konuşma ya. Kadir abi maliyeciye bile kazık atar. Vallahi atar ha. Kesin atar kesin. Buyurun, buyurun efendim, böyle buyurun. Geç çocuklar şöyle. Pahalı mı bu otel acaba? Aa, lütfen bir daha paradan söz etmeyelim. Paranın lafı mı oldu? Para dediğiniz nedir ki? Biz burada tesisimizde paraya hiç önem vermeyiz değil mi personel? Tabii canım. Sizin hem o kadar kutsal, o kadar önemli bir mesleğiniz var ki... ...bırakın bari bu güneşin altında rakamlardan bahsetmeyelim efendim. Hadi size iyi istirahatler. Personel yürü. Bak gördün mü hayatım? Marangozluk nasıl da havalı bir meslek. Vallahi bu kadarını ben de bilmiyordum. Ben biliyordum da sana söylemiyordum hayatım. O zaman sık sık tatile çıkalım Ragıp. Ne demek hayatım? Ben de bu çevre olduktan sonra çıkarız hayatım. Bana bakın. Bu adama hizmette kusur ederseniz maaşınızı ödemem. Maaş mı dedi? Maaşımızı ne zaman ödeyeceksin peki? Ragıp Bey buradan ağrısız, sızsız, fenli bir şekilde ayrılsın, paranızı cebinizde bilin. Ya, merak etme patron, hallederiz. Merak etme patron, hizmette kusur etmeyiz. Göreyim sizi. Bu işi de atlattık mı sezonu rekorla kapattık demektir. Aa baban geliyor, Hülya'ya haber verelim. Hülya abla hazır anneciğim, bizi bekliyor. Evet hanımlar, araba hazır. Kadir yeni bir vukuat işlemeden hemen gidelim buradan. Hülya gidiyoruz canım. Biz hazırız. Hadi Ceren çabuk ol. Tamam hazırım. Hadi bakalım doğru arabaya. Geçin hanımlar. Buyurun. Bir dakika nereye? Hiç heveslenme Kadir efendi, benden bir kuruş bile alamazsın. Bir dakika Sinan abi, sinirlenmeyelim. Nereye gidiyorsunuz şimdi siz? İstanbul'a. Peki İstanbul'a gidiyorsunuz da bu çayların parasını kim ödeyecek Sinan abi? Biz çayı kahvaltıda içtik ya. Yo. Siz son çaylarınızı saat tam 10'u 2 geçe içmişsiniz. Oysa kahvaltı 10'da bitiyor. Dolayısıyla ondan sonra içilen çaylar ekstraya giriyor. Kadir saçmalama. Ben saçmalamıyorum Hülya. AB kriterleri böyle diyor. O zaman söyle AB kriterleri saçmalamasın. Yürü Sinan abi biz gidelim. Bu iş dünyanın her yerinde böyle Hülya. Mesela örneğin İspanya'da saat 10'dan sonra bir çay içmeye kalksan ve buna ekstra yazdırmasan seni ne yaparlar biliyor musun? Canlı canlı boğaların önüne atarlar. Boğaların önüne atlarım ama yine de sana bir kuruş vermem Kadir. Kadir kimse çay parası vermiyor. Biz gidiyoruz. Hadi hanımlar gidelim. Tamam canım tamam. Esprilik yaptım. Çaylarda benim size ikramım olsun. Bir dakika. Sen bırak çayı filan da fatura ne oldu? Ondan haber ver. Aa Sinan abi ama olur mu ya? Hem sen beleş çay içiyorsun hem de fatura istiyorsun ya. Öyle değil mi üstadım? Ödenmeyen bir şeyin yani ikram edilen bir şeyin faturası mı olur? Olmaz. Gördün mü Sinan abi olmuyormuş işte. Peki daha önce ödediklerimiz ne olacak? Efendim müşteri bilinçsiz. Fatura diye tutturuyor. Vergi cahili bunlar. Eğitim şart efendim şart. Buyurun ben size böyle alayım. Buyurun öyle geçelim buyurun. Hadi Sinan gidelim artık buradan. Sinan abi siz hiç merak etmeyin faturayı ben size getireceğim. Bir dakika ben minik kelebeğimi öpmeyi unuttum. Canım minik yavrum bu benim. Sen ne zaman geleceksin baba? Sütler kaymak tutar tutmaz. Kelebekler öter ötmez oradayım bir tane. Bir an önce gel Kadir. Çocuğun okulu var kaydı var beni orada yalnız bırakma. Tamam Hülya. Yöredeki son turisti de gönderip geleceğim. Hani bugün geliyordu faturalar? Geliyor Sinan abi. Şimdi yoldadır. İsterseniz bekleyin faturanızı alıp öyle gidin. Dünyada olmaz. Şu senin muhasebeci deve kervanıyla gelse çoktan burada olurdu be. Geliyor Sinan abi. Eli kulağındadır yani. Hadi yürü Sinan gidelim. Yürüyün çocuklar. Hadi. Görüşürüz Kadir. Kendimi tanıtayım efendim. Bendeniz Kadir fatura vermez. Ne yani? Bu kadar para verdiğiniz yetmiyormuş gibi bir de bahşiş mi vereceğiz ya? Aa, tabii vereceksin ayol çocukların kabahatini. Hadi be. Hadi arabaya hadi. Hadi gidiyoruz. Verin bakalım şu bahşiş kutusunu. Niye verdiniz ya? O bizim. Susun bakalım şebelekler. Bütün yaz boyunca astos böceği gibi yan gelip yattınız. Kaç hadi kaç. Gelin buraya şebelekler. Gelin buraya.